17. yüzyılın başlarından günümüze ulaşan Pluto ve Proserpina heykeline bakmaktayız. Heykelde gördüğümüz mitolojik bir hikaye. Efsaneye göre yeraltı dünyası tanrısı ve ölüm tanrısı olan Plüton ya da Yunan mitolojisindeki adıyla Hades, Proserpina'yı kendi rızası olmaksızın karısı yapmak üzere yer altına kaçırıyor. Ve heykelde de bu sahneyi görüyoruz. Bu eser bazen Persephone'nin kaçırılışı olarak da adlandırılır. Persephone'nin yüzündeki ifade çok çarpıcı. Dehşete düşmüş, çırpınıyor. Kurtulmak için ne kadar çaba gösterdiğini ağzının şeklinden, gözlerinden, kaşlarından, vücudunu itişinden ve tüm ifadesinden anlayabiliyoruz. Kurtulabilmek için tüm gücüyle ittiriyor, çabalıyor ancak çaresiz durumda. Gerçekten dehşet verici bir an. Şimdi bir de erkek figürün ifadesini inceleyelim. Başıyla kadının elinin baskısını dengelemeye çalışıyor. Çok kuvvetli ve aynı anda yüzünde sinsi bir gurur var. Haha <laughs> kazandığım zafere bakın der gibi. Korkunç bir ifade. Bu arada kadın figürü de hem çok kuvvetli hem de çok güzel görünüyor. Ama yine de kurtulmak için hiç şansı yok gibi. Ellerinin Persephone'yi kavramasından hadisin ne kadar kuvvetli olduğunu anlıyoruz. Öte yandan bu baktığımız şey sanki taş değilmiş gibi. Persephone'nin teninin ne kadar esnek göründüğüne bir bakın. Hades'in büyük adımlarla yürümeye çalıştığını, bir yandan da Persephone'yi sıkı sıkı kavradığını görüyoruz. Persephone'nin ayaklarının hemen altındaysa cehennemin üç başlı köpeği duruyor. Baktığımız sahne kaba kuvveti, çaresizliği, dehşeti yansıtıyor. Hades'in sakallarındaki detaylar da son derece güzel şekillendirilmiş. Sakalındaki bukleler oldukça detaylı ve derin kıvrımlara sahip. Belli ki Bernini, Michelangelo'dan bir şeyler öğrenmiş. Persephone'nin saçları da aynı şekilde. Saçlar adeta havada uçuşuyor ve son derece gerçekçi görünüyor. Saçlar çok kısa bir süre havada böyle kalabilir. İşte biz de tam yaşanan o ana şahit oluyoruz. Bu heykelde klasik dönem eserlerindeki figürlerde gördüğümüz kontraposto duruşunun tekrarlandığını görüyoruz. Hades'in vücudu öne doğru geliyor. Dize eğik, Persephone'nin kalçasının değdiği üst bedeni hafifçe yana dönük. Kadının bedeni de aynı şekilde kıvrılıyor. Birbirine dolanan iki kontraposto duruş görüyoruz. Bedenlerin bu duruşu ikisinin itişmesi sırasında dahi heykelin tamamında tam bir bütünlük ve denge sağlamış. Birbirini dengeleyen ve iten kuvvetler var. Kompozisyonun tamamına baktığımızda neredeyse X harfine benzer bir şekil oluşturduğunu görüyoruz kaba güçle narinliğin karşı karşıya geldiği bir an ve insan duygularına karşı duyulan hassasiyet bu heykelde muazzam bir ustalıkla canlandırılmış.